Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde depolama işini mümkün olan en az diskle halletmek isteyenler için güzel bir ürün inceleyeceğiz. Evet, kapasiteyi dibine vurduruyoruz. Evet, 4 terabayt. 4 terabayt. Evet, şu meşhur 4 terabayt diskler sonunda geldi. Evet. Çünkü 4 terabayt konusunda biliyorsun bir gariplik vardı. Firmalar ürün duyurdular. Yok. Ürün satışta Ama yok. o ürünlerin çıkışı şu sel olayına biraz denk geldi mi? Sanki geldi değil mi? Ama duyurmasalardı o zaman. Yani şimdi şöyle mesela Ocak ayının artık ortasını geçtik, son günlerindeyiz. Seagate'in hala 4 TB diski yok. Daha doğrusu var. External olarak var. Internal olarak listesinde yok. Hitachi'de var. İlk zaten Hitachi piyasaya sürdü. İşte Western Digital arkasından geldi. Ülkemizde Hitachi'nin diskleri olmadığı için Western Digital'in Black serisi 4 TB diski şu anda ülkemizin kapasite kralı. Evet. Ülkemizde bulabileceğin en yüksek kapasiteli disk bu. Şimdi bir kere dikkat ettiysen Western Digital Black serisi dedim. Evet. Cavalier Black demedim. Çünkü o artık isimler değişti. Artık Black ya da işte Blue var, Red var biliyorsun. Western Digital WD Black. Şu anda 4 TB olarak bu model var. Bir de RE serisi Enterprise disklerde varmış bunun Enterprise modeli. Ama bu Türkiye'de bulunabiliyor. Evet. Bilgisayar mağazalarında. 7200 RPM. 64 MB cache var. DDR2 cache'i var. 4 TB kapasite. SATA 6 GB arayüzü var. Şimdi Marvel'in kontrolcüsü var içinde. Fiziksel özellikleri bunlar. Tabii ki biz dışarıdan baktığımız zaman göremiyoruz. Western Digital de bu konuda kesinlikle bilgi vermiyor ama yabancı kaynaklar 5 kayıt yüzeyi var diyor içinde. Yani 5 tane üst üste disk, 10 tane kafa Ya. demektir. 800 GB'lık kayıt yüzeyleri, kayıt diskleri. Şimdi burada biliyorsun 1 TB'a çıkmıştı Seagate'in o incelediğimiz 3 TB diski. Bu dolayısıyla veri yoğunluğu olarak bir arkada 800 GB henüz ve 5 tane kayıt düzeyi kullanılması biliyorsun ağırlaştırıyor. Ağır Biraz bayağı. daha güçlü motor kullanmak gerekiyor. Biraz daha sıcak çalışmasına neden oluyor. Bunlardan hep bahsedeceğiz. Western Digital'in kendi geliştirdiği bazı patentli teknolojileri var. İşte dinamik cache var mesela. Cache'in yazma cache'i mi, okuma cache'i mi olacağını 64 MB'de dinamik olarak değiştiriyor. Hep okuma yapıyorsan daha çok okumaya ayırıyor falan. Çift işlemci var diyor özellikle Western Digital. Marvel'in kontrolcüsü var ama o galiba çift çekirdek mantığıyla çalışan bir şey. Daha hani bunlar birazcık hani hiçbir zaman nasıl işlediğini göremeyeceğimiz diskin içindeki işler. Yine diskin içinde olan ama daha uygulamaya yönelik bir şey var. Stable Track diye bir teknolojisi var. O da normalde şimdi diskin motoru işte bit noktadan rapt ediliyor gövdesine. Üzerinde de diskler dönüyor. Bunun hani mikroskobik oranda sallanması durumu var. Ama zaten burada mikroskobik ölçülerle uğraştığımız için hani mikroskobik oranda sallanma bir deprem anlamına geliyor diskin içinde. İşte bu mesela bu serinin 2, 3, 4 TB modellerinde bu Stable Track teknolojisi var. İki noktadan da o mil komple sabitlenmiş, titremiyor. Murat bunun da anlamı şu hani şimdi şuraya taktığımızda falan bir titreme falan tabii ki söz konusu değil. Bundan 10 tanesini birden bir server'a taktın mı, depolama ünitesine taktın mı? O ufak ufak titreşim büyüyor. Çünkü hepsi o titreşimi eklediği için şaseye ve birbirlerini etkiler, diskin çalışmasını etkiler noktaya kadar titreşim artıyor. O yüzden işte ha bu tabii ki o sen gözle baktığında onun titrediğini görmüyorsun ama mikroskobik ölçülerle konuştuğumuzda ciddi bir titreşim var. İşte bu Stable Track teknolojisi de Western Digital'in işte anlattığına göre, bilgilerine göre buna koruma sağlıyor. Güç tüketimi yine Western Digital'in rakamlarını verirsem işte 10.2 watt maksimum çekiyor. 8 watt bekleme durumunda tüketiyor. Tamamıyla hani uykuya geçtiğinde de 1.2 watt tüketiyor. Performans iddiası da şöyle, onu birazdan kendimiz de kurcalayacağız. Western Digital diyor ki saniyede 150-154 MB benim
sustained yani devamlı sürdürebildiğim aktarım hızım var diyor. Birazdan testlerde biz bu iddiayı deneyeceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi bütün testleri burada tekrarlayamayız. Bir örnek göstereceğim ama ben yaptığım denemelerde bu 150 megabayt iddiasının tam olarak tuttuğunu gördüm. Ha, ama şunu söyleyelim. Şimdi SSD değil bunlar. Tabii. Biliyorsun hani hard disklerde performans yüksek başlar. Kafa ilerledikçe düşer. Burada da 150 megabaytlardan başlıyor. Hatta daha üstünden başlıyor aktarım. Hı hı. En sonunda hani 4 terabaytın tamamını doldurup da 4 terabayt noktasına geldiğinde 77 megabayta kadar iniyor. Hı hı. Bunun ortalamasını alırsan da işte 130-128 megabayt gibi bir şeye denk geliyor. Ama tamam hani firmanın iddiası tutmuş. Levent abi şimdi ilk başta benim dikkatimi bir şey çekti. Sen dedin ki bu ısınıyor dedin. Ne kadar ısınıyor onu test ettin mi? Ya şimdi birazcık standart hepimizin evindeki disklere göre biraz daha sıcak çalışıyor. Şöyle masa üzerinde hani açıkta çalıştırdığımda 45 dereceleri gördüm ki pek o kadar ısınmaz diskler. Yani. İşte bu 5 tane kayıt plağı olunca hava sürtünmesi artıyor. O yüzden hani bir de tabii ki dediğim gibi daha güçlü motor gerekiyor onları çevirmek için falan. Sıcaklık bu yüzden artıyor. Bu kasanın içinde 50 dereceye falan çıkar. Bu dediğim gibi masa üzerindeki şeydi. Şimdi orada bazı kasalar var. Direkt hani şu diski taktığın yuvanın tam karşısına fan denk geliyor. Bu bizim TeknoCube de öyle. Evet. Onun gibi bir kasa lazım. Gidip standart bir kasaya tek standart fanları olan bir kasaya takarsan. Ya da kötü tasarlanmış harici bir kutuya, hiç ya hava da, almayan bir harici kutuya takmayacaksın. Takma. Bu hele ki Murat tek bir tanesi yine sorun olmaz. Hani bir şekilde o soğur bilgisayarın kasasına aktarır ısısını falan şeye geçer. Kendini dengeler ama bundan 4 tane aldın diyelim. Ciddi çalışıyorsun, büyük kapasitelerle çalışıyorsun. Mutlaka soğutmasını düşünmen lazım. O mesela burada Westendish'lerin bazı kendi has numaraları da var. Teknolojik cambazlıkları da var. Bak mesela şu PCB'nin altının bize dönük olması diskin kasasının ısıyı dağıtmak için kullanıldığını gösteriyor. Çünkü o ısınan yongalar falan metale değiyor. Metalden de ısı dağılıyor. Ama bu diskten hele ki birden fazla kullanacaksan soğutmasını düşünmek şart. Tek başına kullanırken çok dert etme. Başka diske de değmesin. Hmm. Bir de üst üste diskleri yani, yığarız ya. Evet, o da olmasın. O işte bu titreşim konusunda da sorun yaratıyor. Isısı konusunda da. Ha bir de şöyle bir ipucu verelim. 4 terabayt ama bu disk üreticilerinin o birim anlaşmazlıkları yüzünden bunu bilgisayara takıp formatladığında 3725 gigabayt görüyorsun. Yani 3.7, 3.72 gigabayt, gigabayt 3.72 terabayt göreceksin. Bu da böyle. 4 terabaytı GPT partitionlarıyla kullanabiliyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Modern işletim sistemleri lazım. Yoksa 2 terabaytlık partitionlarla 2 partition yaparsın. Evet. Ama Windows 7, Windows 8'de kullanıyorsan 4 terabaytlık tek bir dev disk yapabiliyorsun. Güzel. Murat anlatacaklarım bu kadar. İstersen şimdi bizim bir monte edelim. TeknoCube'e takalım. Bir test uygulaması çalıştıralım. Hemen biz konuşurken son cümlelerimizi söylerken o rakamlar ekrana gelir. Tamam. Okuma yazma hızından da bir şey göstermiş oluruz. Öyle yapalım. Peki. Şimdi montaja geçelim. Dağıtalım bakalım. Şimdi sıra geldi test kısmına. Evet. Bir tane test yapacağız. Doğal biraz olarak. Diğer sonuçlar zaten girmiş olacak. Evet. Bu 4 terabaytlık bir de disk olunca biraz haliyle uzun sürüyor. Evet. Ben buna hani şu bildiğimiz eski dost yıllardır hala anlamını yitirmeyen işte HD tak falan testlerini de yaptım. İşte HD tune'la falan da uğraştım. Genelde birbirini tutuyor rakamlar. Bir yandan da tabii şeyi görüyorsun hani bu mekanik disklerin günümüzde SSD'lere göre nerede güçlü nerede daha zayıf. İşte kapasite inanılmaz. Şey de fena değil. Günümüzün diskleri sıralı okumada da çok fena değil. Hı-hı. Zamanlar 100 MB'ı hayal edemezdik. Tabii şimdi artık 150'lerle falan 170'lerle merhaba diyorlar.
Murat hemen... Ne başlatacağız? Kristal marka kullanalım. Kristal tamam. Mark çünkü hem sıralı hem random okumaları destekliyor. En başarılı uygulamalardan birisi. Ben şöyle yandan bakıyorum. Doğru seçtim herhalde. E'yi seçtim. E'yi seçtim, değil mi? Evet. Tamam, başlatalım. Şimdi orada testini yapsın bakalım. Evet. Şimdi Levent abi, tabii ki 4 terabayt disk ucuz olmasını beklemiyoruz. Şu anda kataloğun en üst sırasındaki ürün. Ne kadar? 800 lirayı buluyor. Geçiyemem. 385 dolar artı KDV. Hani şu an itibariyle tabii fiyatı. Tabii. En iyi bulduğum fiyat da bu. Daha pahalı yerler de var. İşte o da 800 küsür liraya denk geliyor şu anın rayiciyle. 2 tane 2 terabayt alsak ne oluyor? Çok azıcık daha karlı oluyorsun. Ama çok azıcık. Yani 20-30 lira karlı oluyorsun. Değmez. Ha şeyine bağlı. Kullanım yerine göre. RAID yapacağım diyorsan tamam. Ya, ayrı bir şey. Ama depolama yapacağım diyorsan bir hani yedekleme falan içinde farklı bir çözümün varsa tabii ki az disk kullanıp işimi halletmek daha önemli. O bakımdan hani kullanım alanı var. Bir de şöyle günümüzde her zaman depolama yetmeyen bir takım adamlar olmuştur. Tabii. Günümüzde hala bu kullanımlar var. Hani bu 4 terabayt diskleri böyle diziyle hani koliyle alıp dizi dizecek tabii. uygulamalar da var. Var. Böyle kullanıcılar da var sunucu tarafında. Tabii tarafında. Kesinlikle var. O yüzden 4 terabayt disk çok önemli bir ürün. Artı hani bildiğimiz form faktörü de 4 terabayt. Evet 3,5 inç disk bu. Daha kalın falan değil. Değil. Aynı standartlara uyan disk. Bu da önemli. Isınma konusunda konuşmuştuk. Fan hani, kullanılacak. Fanlı kasa iyi bir kasa işte. Mesela bu ufak kasa bile ön yüzünde içeri hava alan bir fan olduğu için içine taksaydık. Şimdi görünsün diye dışarıda bıraktık. Soğutur, tatmin ederdi. Bana buradan esiyor çok güzel. Değil mi? O çünkü şu anda dışarı dağılıyor bütün emdiği hava. Burada bak ufak ufak sonuçlar gelmeye başladı. Okuma yazmada 152-154 megabayt saniyeyi görüyorsun. Evet. O sıralı okuyup yazma. Yani işte 4 GB büyüklüğünde bir film dosyasını bir şey harici diske aktarırken işte göreceğin şey bu. USB 3 üzerinden aktarırken 150 MB'ı göreceksin. Şimdi gelen bak rakamlarda random rakamlar. Evet. Orada tabii arama rastgele erişim devreye giriyor. O da işte ciddi oranda görüyorsun düşüyor. Normal çünkü kafa bir yerlere gidiyor. Doğru. Yazma yine iyi bak okumaya göre. Evet. Çünkü orada da cache'in etkisi o. Bir tek hani performansta beni şaşırtan şu oldu Murat. Burst rate var ya yani diskin üzerindeki tampon bellekten sistem belleğine aktarım. Hı hı. Fiziksel bir iş yok. Olmuyor. O ben 400 MB elde edebildim en fazla. Tamam yani bu şeyi göster. Hani ne yaptım? Acaba hani kablomda mı bir hata var? Sistemimde mi bir hata var diye... Bir SATA 6 gigabitlik SSD ile denedim. Onların 500 megabayt falan okuma hızları, 550 megabayt okuma hızları var ya yine onları gördüm. Hadi demek ki kablom, sistemimde sorun yok. Demek ki bu kadar yani. Bu kadar. Zaten bu burst rate şeyi kısıtlamıyor. Eğer bir SSD'de burst rate, iyi bir SSD'de burst rate 400 olsaydı sorundu çünkü kendi hızı şey. Ama zaten 150 megabayt okuyabilen bir cihazda 400 çok iyi bir rakam. SATA 2 ile 3'ün arasında böyle bir performans 370-400 gibi rakamlar uygulamada şey değil. Bundan sonraki rakamlar her zaman çok düşük olacaktır. Çünkü bu çok ufak dosyalara çok aşırı miktarda erişim. Daha çok bir de en sondaki şey 32 iş derinliği. Bu sadece sunucularda göreceğin bir şey. Evet. Çünkü biz normal bilgisayarımızda bir şeyi okuruz yazarız. Tamam. Aynı anda bir şeyler olur ama çok şeydir. Azı genelde disk teker teker işleri yapar. Ama sunucuda aynı anda 1000 kişi kullandığı için diskin üzerinde iş yükü böyle işte sırayla dizilir. O zaman da disk ne yapacağını şaşırır. Normal bu rakamlar da şeyi gösteriyor. Hani öyle bir sunucu ortamındaki çok minicik dosyalarla binlerce işlem durumunu gösteriyor. Onlar her zaman böyle ufak rakamlar çıkar. Zaten hani internette araştırdıklarında görecekler hani bu kategorinin performansı genelde böyle. Hı hı. Ha şunu son olarak söyleyelim.
800 GB'lık kayıt yüzeyleri kullanılması tabii ki 1 TB'lık kayıt yüzeylerine göre okuma yazma hızını biraz düşürür. 1 TB'lık yüzeyleri olan disklerin sıralı okumada bir avantajı var. Yani onlar 150'yi geçip işte 170-180'leri görüyorlar. Hatta P2 200'den başlıyor. Bunun 170 falan olan o en ucu onlar da 200 oluyor. Western Digital de ürününü zamanla rezerve ederse 1 TB'lık plakalara geçerse bu rakamlar yükselecek. Ya bunu revizyona bitti sokar ya da belki bambaşka bir ürünle gelir. Tabii. Ama gelir. Yani tabii. Bu bir çünkü adım adım ilerleyen tabii. Bir şey. Benim daha merakla beklediğim diskler Murat. Bu tamam. Bu piyasada performansı üste yakın ama en üstte değil. O 1 TB'lık plakaları olanlar en üstte. Onların altın arkasından geliyor. Bir kere bulunabilir bir şey. Tabii. Çünkü o çok şu önemli. Anda dediğim gibi dünyada 3 tane var. Hitachi Türkiye'de yok. Seagate external satıyor. Internal olarak önümüzdeki aylarda satacakmış. Daha ürün kataloğunda yok Seagate'in 4 terabayt. Şu anda Türkiye'de alabileceğin 4 terabayt disk bu. Evet. Performans falan da fena değil. Hı hı. Fiyat bu kategori böyle pahalı böyle. Tabii ki. 380 dolar, 385 dolar artı KDV. Kendi işini yapıyor. Benim daha merakla bekleyeceğim disk bir 4 terabaytlık green disk olacak. Hı. Yani dönüş hızı 5900 RPM falan inmiş diskler olacak. Bir de Red serisi var ya biz onu da evet. İncelemiştik. Harici cihazlar için, NAS falan cihazları için. İşte bu bahsettiğimiz o titreşimlere falan ekstra tolerans kazanmış. Ben onları merakla bekleyeceğim. Çünkü depolamayı, depolamada 7200 RPM bence şart değil. Yani doğru. Depolamada kapasite her şey. Evet. O yüzden o diskler bakalım nasıl olacak? Fiyat daha mı cazip olacak? Format mı değişecek? Hepsini zamanla göreceğiz. Hı hı. Bu yeni dönemde ilk incelediğimiz disk evet. Kral, kapasite kralı oldu. Evet. Gayet de güzel oldu. Dediğim gibi başka testlerin de sonuçları girecek. Bu sadece şimdi ayaküstü yaptığımız bir test evet. Oldu. Depolamayı mümkün olduğu kadar az diskle halletmek için şu anki satıldığı, tabii. Şu an satılan tek çözüm. Tabii. Yani mümkün olduğu kadar az disk biraz da şundan gerekli Murat. 4 slotun var. Evet. Maksimum kapasite elde edeceksin. Onu ikilerle 4x2 8 GB'da kalırsın. 4x4 16 evet. GB'da çıkarsın. Evet. O yüzden az disk büyük dev diskler. Depolamanın mantığı bu. Evet. Bu da o ihtiyacı karşılıyor. Karşılıyor. Peki Levent abi bu incelemeyi de böyle bitirelim. Evet. Teknoküp'ü de kullanmış Teknoküp olduk. Teknoküp tekrar gündeme geldi. Ne olduğunu bilmeyenler varsa incelemesine baksınlar. Evet onun kuruluş öyküsü var. Ayrıca var. Sitemizde Z77 diye aratsınlar. Evet. Çıkar. Teknoküp daha bu işler için kuruldu zaten. Hı hı. Daha ne testler yapacak. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.